Ege'de 18 Türk adasıyla bir Türk kayalığını işgal eden Yunanistan, şimdi de hava sahasını genişletme çabasında. Bu niyet 13 Ocak'ta Savunma Bakanlığından istifa eden Panos Kamenos'un gezisiyle fiiliyata döküldü. Kamenos, istifasının ardından aynı gün askeri helikopterle Kardak kayalıklarının üzerinden uçtu. Kamenos'la ilgili haber ve fotoğraflar Yunan Savunma Bakanlığı resmi internet sitesinden yayımlandı. Kamenos'u taşıyan Yunan askeri helikopteri hiçbir engelle karşılaşmadan Türk hava sahasında uçtu ve Türk hava sahasını tam 6 mil ihlal etti. Kamenos, 1996'daki Kardak krizi sırasında hayatını kaybeden Yunan askerlerinin anısına denize çelenk attı. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Savunma Bakanlığı eski Genel Sekreteri Ümit Yalım, mevcut durum itibariyle Yunanistan hava sahasını 10 milden 12 mile çıkardı. AKP öncesi hükümetler döneminde 10 millik Yunan hava sahası tanınmıyordu. AKP hükümetleri döneminde ise Kardak kayalıkları üzerinde Türk hava sahasında defalarca uçan Yunan Savunma Bakanı ve Kardak kayalıklarına sanal hava taarruzu yapan Yunan Genelkurmay Başkanı için Yunanistan'a nota verilmedi. Ege Denizi'nde 12 millik Yunan hava sahasının zimnen ve hukuken tanındığı açıkça görülmektedir. Kardak hava sahasının Yunanistan'a devredilmesi, Kardak kayalıklarının da Yunanistan'a teslim edildiği anlamına gelir, dedi.